Merhabalar dostlar. 28 Ocak 2024. Arkadaşlar önümüzdeki hafta takip edeceğim 4 tane hisse var. Bu hisseleri hemen nedenleriyle beraber anlatmaya çalışalım. Hepsi gerçi aynı benzer nedenlerden gibi ama yine anlatalım. Şimdi arkadaşlar ilk hissemiz Tuğ Çelik Alüminyum ve Metal Sanayi olarak karşımıza çıkıyor. Peki bunu neyine güvendik diye söyleyelim arkadaşlar. Bakın şurada Bollinger bandında bir ciddi bir daralma var arkadaşlar. Şu bölgeyi kastediyorum, mavi bulutu kastediyorum. Bakın mavi bulutta bir daralma var ve ufak da olsa hacimde son günde ciddi bir yükseliş olmuş gibi gözüküyor. Bundan dolayı arkadaşlar Tuğ Çelik Alüminyum listemizde yer alan hisselerden 4 hisseden bir tanesi. İkinci hissemize baktığımız zaman Alkar. Alorco Carrier Sanayi. Bakın burada da arkadaşlar Bollinger bandında ciddi bir daralma var. Onu tekrar üzerine basa basa anlatalım. Bakın şurada Bollinger bandında ciddi bir daralma var. Ve aynı dönemde arkadaşlar ortalama hacim dahi günlük hacim dahi artmaya başlamış. Bu da yukarı veya aşağı sert yönlü hareket anlamına gelmekle beraber arkadaşlar gidişatın sanki yukarı doğru olma ihtimalini karşımıza çıkarıyor. Burada tabii ki stop loss seviyem benim için 990 lira, onu söyleyelim. Yukarıda hedeflediği bölgede 1499 liraya kadar çıkma ihtimali var ama tabii oraya kadar gelir mi bekler miyiz? Genelde ben %5 alıp kaçarım arkadaşlar ama şu anda elimde olan hisseler değil, onu söyleyeyim. Ve Esen arkadaşlar arkasından bir hissemiz daha var. Esen Boğa Elektriğe de baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada Bollinger bandında bir daralma ve sonucunu görüyorsunuz. Bakın şurada bir Bollinger bandında bir daralma var arkadaşlar. Benzer durum burada da bir daralma var. Bu da arkadaşlar sonucunda hacimde ciddi bir artış yok ama neticede bir yavaş yavaş hareketlenme olmuş yukarı yönde giderken arkadaşlar. Çok az bir şey. Ortalama hacmin üstüne son gün baktığımız zaman ortalama hacim 2 milyon 400 iken lot olarak günlük hacimiz 2 milyon 700 bin lot. Ufak bir artış olmuş ama arkadaşlar büyük ihtimal yukarı doğru bir tepki hareketi gelme olasılığı var. Yani buradan da daha yukarı gidebilir mi artık o kendi bileceği iş ama buradan da önümüzdeki hafta beklediğim bir durum olarak karşımıza çıkıyor Esen olarak. Ve gelelim arkadaşlar Ingram'a. Ingram'da benzer bir durum. Ingram'da arkadaşlar bakın dip noktalarında gezen bir hisse ve hacimde ufak ufak artışlar olmaya başlamış yavaş yavaş. Dip noktası bunun 456. 456'dan aşağısı bizi direkt 402'lere kadar götürebilir ama tabii ki burada daha önceki hedefleme bölgesi 709'dur arkadaşlar. Bakın 1 hemen hemen şurada 2 ve burada biraz da yaklaşmış arkadaşlar. Tam gelmiş 3 defa buralara geçmeye çalışmış. Artık bu sefer hacimle beraber geçer mi geçmez mi hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz ama dediğim gibi benim beklentim %5 veya 10 yeterlidir. Kendi açımdan konuşuyorum. Aşağıda zaten stop loss seviyelerinizi kendiniz belirleyebilirsiniz. Hayırlısı olsun arkadaşlar. 4 tanesi inşallah önümüzdeki hafta takip edeceğimiz hisseler diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.